Hocam, Büyük Önder muzaffer bir komutan, çok başarılı bir asker ama her zaman barışı savunan bir asker. Hep gönlü barıştan yana. Ayrıca devlet kurucu, politikacı, devrimci, fikir adamı, edebiyatçı, dilci, yazar ve hatip. Ayrıca çok güçlü ve kararlı bir eylem adamı. Sizce Atatürk'ün en belirgin, onu en öne çıkartan özellikleri hangileri? Akıllı adam. Bir tane özellik. Ne? Akıllı adam. Akıllı adam. Bakın. Ben Uğur abinin bana sorduğu soruyu kendim yıllar önce kendime sormuştum. Şunu diyorum, işte Atatürk'ü biz öğreniyoruz. Çok büyük adamdı, çok büyük işler yaptı. İşte Türkiye'ye çok faydaları oldu. Efendim, imkansız işleri başardı. Bütün dünya büyük saygı duydu. İyi, güzel de be kardeşim, nasıl yaptı bu işleri? Şimdi siz o zamanki Türkiye'ye bakıyorsunuz, özellikle arkadaşlarına bakıyorsunuz. Yani Atatürk düşmanlarını bir tarafa bırakın o zamanki, o zamanki arkadaşlarına bakın. O zamanki arkadaşlarını benim kanaatime göre, öğrenebildiğim kadarıyla en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi Armstrong'un The Grey Wolf'udur. Bozkurt kitabıdır. Orada şunu öğreniyorsunuz. Atatürk yaptığı bazı işleri yaparken arkadaşları sayesinde değil, onlara rağmen yapıyor. Şimdi onlara rağmen yaparken bu arkadaşlarını tehdit mi ediyor? Hayır. Korkutuyor mu? Hayır. Hayır. Bu arkadaşlarıyla uzun uzun tartışıyor. Ve onlara şunu gösteriyor. Bakın beyler diyor. Karşımızda bir sorun var. Bu sorunun çözümü için yol arıyoruz. Gelin bu yolu tartışalım. Kendisi bir teklif yapıyor. Sonra bakıyor ki kendi yaptığı teklifi çürütecek adam çıkmıyor. Eskişehir Kütahya muharebelerini hatırlayınız. Biz bu muharebeyi kaybettik Kurtuluş Savaşı'nda. Bu muharebe İsmet İnönü tarafından yönetilmiştir ve biz bu muharebeyi kaybettik. Atatürk'e haber veriliyor, Atatürk cepheye gidiyor. Geliyor karargahta, İsmet Paşa çok moralman yıkılmış. Atatürk'ü karşılıyor, karşısında görünce Atatürk'ü, her şey bitti diyor. Atatürk gülümseyerek bakıyor. Deja kazandın diyor. Deja Fransızca şimdiden demek. Şimdiden kazandın diyor. Herhalde İnönü bakıyordu, ne diyor bu herif diye. Harp kaybetmişiz ya. Atatürk ne diyor bu herif düşüncesi daha şekillenmeden haritalar açın diyor. Haritalar açılıyor. Bakıyor haritaya. İsmet diyor, orduyu Sakarya'nın gerisine çekin diyor. Orduyu Sakarya'nın gerisine çekin demek, orduyu 100 kilometre geri çekin demek. İsmet Paşa birden, aradaki halkı kime bırakacağız? Atatürk diyor ki, peki İsmet ne yapalım diyor. Cevap yok. İtiraz var, cevap yok. Atatürk diyor ki, bak İsmet kafanı kullan diyor. Ben diyor 100 kilometre nereye çekiliyorum diyor. Kendi vatanımın içine çekiliyorum. Papulas diyor, 100 kilometre peşimden gelecek. Nereye gelecek diyor. Benim halkımın içinden geçerek gelecek. Morali bozulacak diyor. İkmal yolları uzayacak. Bizim memlekette yol mu var diyor. Yunanlı neyle nakledecek silahını diyor. Bırak gelsinler diyor. Ben onları vatanın harimi ismetinde boğacağım. Şimdi bakın bu kulağımıza çok güzel gelen bir laf ama bu çok bilgili bir askerin lafı. Atatürk Marşal Kutuzov'un yaptığını yapıyor. Napolyon'u biliyorsunuz ilk yenen Marşal Kutuzov'tur. Marşal Kutuzov, Napolyon Grand Army ile Rusya'ya saldırıyor. Müthiş bir ordu. Genç generaller diyorlar ki vatanımızı ezdirmeyelim. Hayır diyor Kutuzov, bırakın gelsin. Napolyon geliyor. Moskova'ya geliyor. Kutuzov diyor ki bırakın gelsin diyor. Generaller kuduracaklar. Yahu diyorlar vatanın içine girdi. Bırakın girsin diyor. Biliyor ki kuduracaklar. Yahu diyorlar vatanın içine girdi.
bırakın girsin diyor. Biliyor ki her adımda büyük ordu eriyor, Napolyon'un ordusu. Ondan sonra Borodino'da bir vuruyor. Napolyon ordusunu bırakıp kaçıyor. Ondan sonra genç generaller Kutuzov'a diyorlar ki, ya diyorlar ne yaptığını şimdi anladık. Sen diyorlar Napolyon'u vatanın içine girerken yenmeye başladıydın. Atatürk bunu yapıyor. Bırak gelsinler İsmet diyor. Sakarya'ya geliyorlar. Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor. Fevzi Paşa orada, İsmet Paşa orada. Haberler geliyor cepheden. O tepe düştü, bu tepe düştü. O tepe düştü, bu tepe düştü. En sonunda diyorlar ki efendim Çaltepe düşerse harbi kaybettik. Biraz sonra haber geliyor. Çaltepe'de düştü efendim. Bir subay bu haberleri falan veriyor. O zaman Atatürk düşünüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz bir hattı müdafaa ediyoruz. Bir çizgiyi müdafaa ediyoruz. O zamanın askeri bilgisi, askeri tekniği bu. İki hat karşılıklı gelir, birbirleriyle çarpışırlar. Hatlardan biri yarılırsa, cephenin uzunluğuna mütenasip bir miktar ordu geri çekilir ki, ricat yani kaçma olmasın, ordu düzenli bir şekilde geri çekilsin. Şimdi, Atatürk de aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş. Papoulos da aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş. Atatürk düşünüyor ya buna ne lüzum var? Niye diyor biz diyor Ankara'ya kadar geri çekilelim. Hemen bir emir çıkartıyor. Her cüz'ü tam, yani her birlik müdafasını tekrar kurabildiği yere kadar geri çekilsin. Orada müdafaaya devam etsin. Yanındaki birlikler ne yapıyor bakmasın. Bu emir gidiyor. Bir kere bizimkilerin dahi kafası almıyor bu emri. Hızırvalıyor bu herif diyorlar. Cephenin birliği bozuluyor. Yunanlılara bu haber gidiyor. Efendim cephe şuradan yarıldı. Cephe şuradan yarıldı. Şimdi Papoulos diyor ki tamam işte buralardan yarıldı cephe. Şimdi Türkler şu kadar geri çekilecekler. Herif bir gün bekliyor. İki gün bekliyor. 22 gün sürmüştür abi. Dünyanın en uzun meydan muharebesidir. Haber gelmiyor ya. Türkler çekilmiyor. Bir birlik çekiliyor oradan, bir birlik çekiliyor buradan. En sonunda Atatürk kaburgaları kırık yatıyor. Bir binbaşı geliyor. Paşam diyor, işte bu Eylül'ün içinde olan bir olay, işte son şeyleri getirdim diyor. İstihbarat raporlarını getirdim. Yunanlılar diyor, birlik getiriyorlar. Savaşı kaybediyoruz. Atatürk yattığı yerden binbaşıya diyor ki, bir daha oku. Binbaşı raporu bir daha okuyor. Şimdi bak diyor, İsmet Paşa orada uyuyor diyor. Uyandır, zaferini tebrik et. Şimdi binbaşının haleti ruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Herhalde delirdi bu herif demiştir. Yani ben rapor getiriyorum, yeniliyoruz diyorum. O da diyor ki git paşayı uyandır, zaferini tebrik et. Gidiyor İnönü'yü uyandırıyor. Paşam, zaferinizi tebrik ederim deyince İnönü ne oldu diyor. Bilmiyorum paşam diyor, paşa emretti. Atatürk diyor ki, Fevzi Paşa Hazretleri neredeler diyor. Odasındalar efendim, çağırın diyor. Unutmayın Fevzi Paşa'nın rütbesi yüksek Atatürk'te. Atatürk'ün de Sakarya'da rütbesi falan yok. Sivil idare ediyor. Asker değil çünkü o zaman istifa etmiş. Fevzi Paşa geliyor. Neredeydiniz Paşa Hazretleri diyor. Fevzi Paşa diyor ki odamda Kur'an okuyordum diyor. Niçin diyor Atatürk savaşın ortasında. Her şeyi kaybettik diyor. Allah'tan seni diyor bize bağışlamasını niyaz ediyordum diyor. Aman paşam diyor Atatürk. Bir yanlış anlama var ortada diyor. Biz diyor savaşı kaybetmiyoruz. Bakın diyor binbaşım okudu raporları diyor. İsmet uyuyordu ama ben dinledim diyor. Papoulos diyor. Birlik getirmiyor diyor. Papoulos birlik kaydırıyor, geri çekiliyor. Bunu diyebilmek için sevgili yurttaşlarım, bütün cephenin birlik birlik kafanızda olması lazım. Her Yunan birliği nerede? Her Türk birliği nerede? Kafanızda, ezberinizde olması lazım. Binbaşı, raporu yazan adam bunu yorumlayamıyor. O okudukça Atatürk'ün kafasındaki harita değişiyor. En sonunda Atatürk diyor ki Papoulos geri çekiliyor. Aha diyor. Herifin asabı bozuldu. Atatürk'ün şeyi tuttu. Oyunu tuttu. Atatürk'ün şeyi tuttu. Oyunu tuttu.
Ondan sonra ama bunlar bir seviniyorlar. Tamam diyorlar işte hani burada kalalım. Direndik. Atatürk İsmet diyor. Yarın taarruza kalkıyoruz. Deyince İsmet Paşa fırlıyor yerinden. Delirdin sen. Neyle saldıracağız? Subayların 1/3'ü şehit. Askerin 46%'sı kaçtı. Neyle saldıracağız? Atatürk gülüyor ya. İsmet İsmet diyor. Savaş burada kazanılır diyor. Papulas burada kaybetti diyor. Yarın vuruyoruz diyor. Ya anlamıyorum. Efendim, bu laflar güzel fakat gerisini dinleyin. Atatürk, ertesi gün bizimkiler bir bakıyorlar Yunanlılar tüymüş. Kütahya Eskişehir hattına çekilmiş herifler. Halbuki bir vursalar Ankara'ya girecekler. Atatürk Ankara'ya gidiyor. Bir arabamız var, Ford otomobil. Bir tek Atatürk'ün arabası var, herkes faytonla dolaşıyor. Çankaya giderken karşıdan bir fayton geliyor. İçinde Yakup Kadri, Ruşen Eşref. Fırlıyorlar faytondan. Atatürk'ü kucaklıyorlar. Ruşen Eşref diyor, paşam diyor. 400 yıldır ilk defa meydan muharebesi kazandık diyor. Şimdi bunlar seviniyorlar. Atatürk'ün kafası orada değil. Bana bak, Ruşen diyor. Cebinden bir defter çıkartıyor. Bu muharebede 3 şey öğrendim diyor. Bunlar diyor benden sonra tabiye derslerinde yani askerlik derslerinde okutulacaktır diyor. Adamı ilgilendiren savaşı kazanmış olmasından ziyade yeni bir şey keşfettim diyor. Onu diyor bu deftere yazdım. 3 madde. 1. madde meşhur hattı müdafaa yaptı, hattı müdafaa vardı. 2. madde savaş ekonomik bir zaferle takip edilmezse hiçbir işe yaramaz. Bir de 3. var. Ruşen Eşref diyor ki, o 3. neydi? Unuttum diyor. Çünkü o kadar biz şifahi bir milletiz ki aklına gelip not etmemiş. Sonra da diyor, paşa vefat ettikten sonra o kırmızı kaplı defter çıkmadı diyor. Atatürk'ün ilgilendiği şeye bakın. Harp oluyor. Kazanıp kazanmayacağımız belli değil. Bizimkiler korkudan altlarına ediyorlar. Çok güçlü bir ordu var karşımızda. Bir toplantıda Atatürk diyor ki ya çocuklar diyor ben bakıyorum buralara da diyor. Bu topraklar kültürel olarak çok zengin diyor. Şu savaşlar bitsin diyor. Bizim diyor bir kültür umum müdürlüğü kurmamız lazım. Ötekiler daha lan kazandık mı kazanmadık mı diye bakarken o kafada harbi bitirmiş. Ya bizim bir kültür umum müdürlüğü lazım. Şimdi bakın Atatürk'ü Atatürk yapan budur. Hedefi koymuş. Yolunu çizmiş. Fakat her adımda çizdiği yol doğru mu değil mi kontrol ediyor. Arkadaşları ikaz ediyorlar bazen. Ha haklısın diyor. Bir şey daha söyleyebilir miyim? 5 dakika daha. Hocam mı? Ben şimdi bunu sormak istiyorum. Kamerayı da tutayım. Dahi diktatör Celal Şengör hocamızın yazdığı bu kitap Büyük Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da yayın evlerinde olacak, kitap evlerinde olacak. Ben niçin ismin dahi diktatör olduğunu sormak istiyorum. Memnuniyet, çok teşekkür ederim. Diktatör mü Atatürk? Dahi evet. Diktatör. Evet, kesin. Yani bakın, gene şunu diyeyim size. O Armstrong'un kitabını okuduğunuz zaman Armstrong'un kitabının alt başlığı şu. Bir diktatörün içten bir incelemesi. Bir başlık atmış. Kitabın yayınlandığı tarih 1932. Ama gönlünde de oraya geleceğiz. Var. Oraya geleceğiz. Evet. Şimdi kitabın yayınlandığı tarih 1932. Arkadaşları da her yasaklatıyorlar kitabı. Türkiye'de yasaklanıyor kitap. Atatürk müthiş kızıyormuş. Getirin ya şu kitabı. Ne diyor bu adam diyor. Atatürk tanıyor adamı. Beraber olmuşlar. Adam kitabın başında diyor ki ben bu kitapta diyor yazdıklarımı eğer diyor bizzat görmediysem Kemal bizzat anlattı bana bunları.
Atatürk okuyor kitabı. Yahu diyor adam az bile söylemiş diyor. Keşke diyor biraz daha geleydi de gerisini de ben anlataydım diyor. Şimdi bakın Uğur abinin sorusuna geliyorum. Atatürk diktatör mü? Hiç şüpheniz olmaz. Ama Sezar'la başlar diktatörlük biliyorsunuz resmi rütbe. Hocam 30 saniye sonra reklama giriyoruz. İsterseniz reklamdan sonra konuşalım. Konuşalım peki. Reklamda hemen peki. Bir reklama girse 30 saniye çünkü az bir zaman demektir. Fakat siz şunu anlatacağım. Siz yine de toparlamaya şunu çalışın. Şunu anlatacağım size. Atatürk hiçbir kararını meclis okey demeden uygulamaya koymamıştır. Ama o meclise de okeyi dedirtmiştir. Bu akıllı bir diktatördür. Bütün istediklerini yaptırtmıştır. Meclise de yaptırtmıştır. Halka ama da yaptırtmıştır. Bir de yaşadığı yüzyılın hatta dönemin evet. Gereği bu. Ulus devletler yeni kuruluyor. Evet. Ve Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri üzerinden ve savaş yorgunu bir cahil millet bir olarak toplum. Çıkıyor. Evet. Felaket bir eğitimsiz toplum. Eğitimsiz bırakılmış ve onun belli bir düzeye gelebilmesi için Büyük Önder'in devrimlerine ihtiyaç var. Reklamdan sonra müsaade ederseniz bununla ilgili bir şey anlatacağım. Fakat tekrar ediyorum. Atatürk'ün hiçbir kararı yoktur ki meclisin altında imzası olmaz. Tabii. Hep öyle şunu söyleyeyim. Savaşta başkumandan yapmak istemiyorlar. Arkadaşları diyor ki ya şu meclisi defetsin. Ayrıca, hayır diyor. Ayrıca hocam iki siyasi parti Halk Fırkası'nın dışında iki siyasi parti kurma girişimi evet. Var. Evet. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda bile muhalefet var. Arkadaşları diyorlar ki ya susturalım şerifleri sakın diyor. Onu bana bırakın diyor. Hasta haliyle bir gün didişiyor bunlarla. Bir gün mecliste sürekli her birinin bir gün önce söylediğini ezbere söylüyor. Bak diyor Şükrü Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Ziya Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Reklamlara giriyoruz hocam. Çok teşekkürler. Şimdi bir kısa reklam arası sevgili seyirciler. Yani aktör Uğur Abraham'ı canlandırdığı şey işte kim? Salieri. Salieri. Mozart'ın eşine kadına veriyor. Tabii bunlar işte Venere'nin göğüsleridir. Sizinkinden güzel olmasın diyor. Yani. onu ima edemek bir olasılıkla. Yani. Abi biz Solfatara'ya gittik volkanlara bakma. Napoli'de. O Napoli'nin kuzeyinde. Solfatara. Ama yok. Antonio Salieri Antonio çok Salieri. Ayıp şey yapıyorlar bak. Yani sanatçının uydurma serbestisine kanunen ceza koymak lazım bir yerde. Çünkü o herif Viyana'yı Viyana yapanlardan biri. Yani Viyana birden küt diye çıktı. Ayrıca orada gösterildiği kadar beceriksiz bir mesleği evet, değil yani. Yoksa hala Schubert ondan yani. Ders aldı. Yani. İhtiyarlık zamanında Schubert Lascala... onu orada tımarhanede oturtuyor. Orada tımarhanede oturuyorsa Schubert ondan ders alamaz yani. Lascala restore edildi. Yeniden açılırken Salieri'nin operasıyla açtılar. Evet. Tabii. Görüyorsun abi yani bizim içide konuşulan şeyleri mi? Böyle şeyler de konuşuyorlar. Solfatara'ya gidiyoruz. Şimdi Solfatara... Sinan'ı gördük ki şuna seviniyorum. Sizden konuşacağım. Devamınız var. Abicim İTÜ'nün de olsa devamınız var. Başka hiçbir üniversitesi bunu söyleyemem. Fakat İTÜ'de 1773'ten beri süreklilik var. Şimdi diğer üniversitelere bu kadar da... Hayır bilemem diyorum. Çünkü belki vardır, hayır denenmemişler belki de olacak. Ama İTÜ 1773'ten beri geliyor. Evet. Yahu yine de önemli. Terzaghi'nin bir mektubunu sana söyleyeyim. Karl Terzaghi zemin mekaniğini kuran adam. Harvard'da profesör. Adamın oradan Hamdi Peynircioğlu'na yazdığı bir mektupta diyor ki ben diyor bunları diyor aslında İTÜ'de kurdum. Çünkü İTÜ'de hoca bu adam. Kafasında fesler resmi var. Ve diyor ki biz orada diyor çok ucuz aletlerle pro kutularıyla falan yaptığımız deneyleri yani Hüseyin
Tevfik Paşa'nın bulunduğu yer. Mustafa İnan gibi bir adamın ders verdiği bir yer. Ratip Berker gibi. Ratip Berker'in yetiştiği yer. Muhteşem bir adamın bulunduğu yer. E kardeşim bugün yani. Cengiz Dökmeci. Cengiz Dökmeci. Mustafa İnan ot diye gelmedi mi? Hayır, hayır. Hiç abi Mustafa İnan İtülü'dür. Mustafa İnan büyük bir bilim adamı değildir fakat büyük bir öğretmendir. Ama onun öğrencileri Erdoğan Şuhubi'ye bak, Cengiz Dökmeci'ye bak, dünya çapında adamlar. Yazdığı çok özgün bir de mukavemet kitabı var. Nefis bir kitap. Yani ben bizim yapısal öğrencilerine hala tavsiye ederim. Ya şunu okuyun diyorum. Cisimleri mukavemet. Zordur ama kitap. Yani bu Amerikalıların üniversite okudukları kitabları falan benzemez yani. Daha iyi bir kitap. Mustafa Bey'in yazdığı mukavemet kitabı çok nevi şahsına münhasır bir mukavemet. Peki efendim, üniversite Amerika mıydır, Avrupa mıydı? Avrupa. Hiç mukayese edilmez. Mukayese edilmez. Yani bizim dallarda tekstoloji, metin kullanan filolojik tarihçilikte Amerika eksempten geçemez. Ama yani dünyanın en büyük bilim adamları yine Amerika'da bu yatsılamaz. Oraya gidecek tabii. Kütüphane para, imkan. Para var, imkan var. Her şey var. Ama... Şimdi mesela Amerika'da üniversitenin bütçeleri nedir? Bizdekiyle karşılaştık. Efendim, Caltech'e örnek vereyim. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü. 2000 öğrenci için her sene 3 milyar dolar harcıyor. 3 milyar dolar 2000 öğrenci. Her sene harcıyor. Bu öğrencilerin 800'ü undergraduate, 1200'ü 900'ü undergraduate, 1100'ü 1200. Doktora ve master öğrenci. Doktora daha yüksek yani. Ve şimdi İlber'in dediğine dönelim. Hangi kuruluş Türkiye'de Caltech'le işbirliği yapıp öğrenci göndermek istedi? Türk Hava Kuvvetleri. Evet. Ben Caltech'teyken bir telefon aldım. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celasin. Celal dedi. bir dedi tüm generalimiz Beşir Ata, Bekir Ata, Yılmaz generalim komutasında dedi 4 kişi geliyor. Caltech'te konuşacaklar bir anlaşma yapmak için, öğrenci göndermek için. Seni dedi bu gruba dahil ediyorum. Ben Caltech'te misafir profesörüm. Ben de emredersiniz komutanım dedim. Hakikaten gittik. Ve Fatih'cim, Bekir Ata Yılmaz generalim geldi. Kendisi tokatladı. Tokat'ın güzel bir şarabı varmış. Onu getirmiş. Kadife içinde böyle. Hediye edeceğiz falan. Ve adamlar kaliteki etüt etmişler. Şarabı içince anlaşmadan vazgeçti. Hayır anlaşmadan vazgeçti. Dövenler. İlginç olan ne biliyor musun? Benden Celasin Paşa'sı dedi ki ya şunların yıllık raporlarını gönder. Ben yıllık raporu gönderdim. Celasin Paşa beni aradı. Ya bir yanlışlık olmasın bunda dedi. 3 milyar dolar diyor her sene. Evet komutanım. Her sene 3 milyar dolar harcıyor. Harcıyor. Ve küçücük okul. Sizin üniversite bütçesi nedir mesela? Vallahi onu Mehmet'e sorman lazım. Açık 3 söyleyeyim, milyon bilmiyorum. Dolar varsa iyidir yani. Yani bilmiyorum. Mehmet'i bir gün çağır. Yani ama o 3 milyar doları o Mehmet, nerede Karaca, alıyor? Mehmet Karaca, İTÜ rektörü. Bir gün çağır Mehmet'i. Nerede? Beraber çalışıyor. Ya da ARGE'de alıyorsa. ARGE'de hayır. 3 milyar dolar para harcıyor. NSF'den geliyor. Bağışlardan geliyor. Yani ben oradayken bir yazı dolaştırdı rektör. Rektör de Nobel'li bir biyologtu. David Baltimore meşhur bir adam. Diyor ki bu hafta diyor bir bağış yapıldı üniversitemize. Kaç yüz milyon dolar? Amerikan eğitim tarihinin en büyük tek bağışı. 600 milyon dolar. Bunu yapan da George W. neydi şey Intel'in sahibi. Intel'i kullanan herif. Bu adamcağız kendi okuluna 600 milyon dolar. Bütün mezunlar okullarına muazzam paralar var. Ha burada öyle şey olmaz. Burada kimse yapmıyor. Burada hep burada kendi üniversite. Devlet bak, versin. Fatih en büyük hata bu. Adam mesela İTÜ mezunu, adam Orta Doğu mezunu, adam İstanbul Üniversitesi mezunu. Ya git kendi okuluna bir para bağışın. Yani hayır adam, abi illa gidecek. Devletten bir arazi alacak. Bilmem nereden bir şey alacak. Olursa oradan iti hale alacak. Mesela mezun olana diyorsun ki işte bir bağış yapılabilir mi diyorsun mesela. Devlet yapsın diyor. Biz mezun olduk diyor. Sıkılmadan da söylüyor. Bak İTÜ bu konuda en şanslı olandır. İTÜ mezunları para verirler İTÜ'ye. Ha onu aldı Gülsüm Hanım. Evet. Topladı. Hem ne biçim? Evet. Ya o da ölçüne demirlerin sahibi. Fakat İTÜ'nün abi mezunları... Ama yine de abi şimdi yani bir tane bir Türk iş adamı kalkıp da tamam o paralarda da bizim Türklerde yok ama da, üniversite ya, kurmasınlar bravo. Abi herkes üniversite kuruyor. Bu kadar. O üniversitesi, ama bu üniversitesi herkes adıyla, soyadıyla ya da oturduğu semtin adıyla üniversite kuruyor. Fatih bu kadar egoistçi ve aptalca bir şey bekliyor. Ben de demedim pardon.